Merhaba kıymetli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz. Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmeye, onun hayatını anlayıp idrak etmeye, onunla aydınlanmaya, onun bizim Rabbimize ulaşmak için sürdürdüğü hayattaki noktaları tespit edip hayatımıza sindirmeye, hayatımıza bunu gerçekleştirmeye çalışmaya devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlara söyleyelim. Bizler bu programda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, Siyer-i Nebi'yi konuşuyoruz ama klasik bir Siyer-i Nebi dersleri gibi olmuyor programımız. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir tarihi kahraman gibi kronolojik sırayla değil, yine kronolojik sıraya bağlı kalarak değerleri de, yani Efendimiz hicret etti, evet, elhamdülillah. O hicret şu tarihte oldu, yanında şunlar vardı, şuradan şuraya gitti gibi bir tarihi şahsiyetten bahseder gibi değil de onun bizim önderimiz olduğunu, aleyhissalatü vesselam, bizim rehberimiz olduğunu, onun hayatımızın her zerresine uyacak sözlerinin, hareketlerinin olduğunu ve Allah'ın onu bizim kurtulmamız için gönderdiğini bilerek o kronolojik sıraya bağlı kalarak, fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işlerde, söylediği sözlerde, yani hadislerde ve sünnetlerdeki mucizeyi, sırrı, anlaşılması gereken o ince detayı anlamaya çalışarak devam ediyoruz. Böylece umuyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail oluruz inşallah. Bugün de kıymetli bir isim var. Çok güzel şeyler konuşacağız. Bence bugün ekranlarınızın başında böyle sabit kalın. Diziler için sabit kaldığınızdan daha çok, maç için sabit kaldığınızdan daha çok sabit kalın. Çünkü Efendimizin hayatından çok önemli şeyler öğreneceğiz. Efendimizin özelliklerinden bahsedeceğiz. Onun o özelliklerinin hayatımıza katacağı ahenkten, değerden bahsedeceğiz. Bu zamana kadar Efendimizin hicretinden, yaşadığı mücadelelerden, ona yapılan zulümlerden, savaşlardan ve birçok şeyden bahsettik. Ve bütün bunlara katılan değer. Şimdi Müslüman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalancı olmaz diyor mesela. Yani biz namazımızı kılarız, ibadetlerimizi ederiz ama yalan söylüyorsak Efendimiz'e tam anlamıyla uymuş olabilir miyiz? İşte bu tarz nüansları, ince küçük noktaları yakalamaya çalışacağız bu işin ehli olan kıymetli bir hocamız ile. Efendim, ilahiyatçı Mehmet Odabaşı hocamız bu akşamki misafirimiz, bu programki misafirimiz. Kendisinden inşallah istifade etmeye çalışacağız. Şunu da en baştan söylemiş olayım. Hocam cidden çok değer verdiğim, böyle çok kıymetli olan ve hepimizin dört kulakla dinleyip dört gözle izlemesi gereken şahsiyetlerden biri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini ve cesaretini bu programda ve bundan sonraki programlarımızda mümkün mertebe konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyisiniz çok inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Sizinle program yapmak cidden keyif. Onu söylemiş olayım. İlminizin, şimdi hocam program yapmanın şöyle bir sıkıntısı var. Hocalarımız ne kadar işin ehli olsa, ilme vakıf olsalar da bazen anlatamayabiliyorlar. Ya da işte biz doğru soru soramayabiliyoruz. Şu anda yani bir programcının herhalde en çok tedirginlik duyduğu nokta odur. Ne soracağım, soruma nasıl yanıt alacağım? Ki hele ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedilirken, Allah biliyor 10 küsürüncü programımızdayız. Ben her programa genel anlamda çok dikkat ediyoruz tabii ki misafirlerimizi seçerken ama şu endişeyle başlıyorum. Hani yanlış bir şey söylersem ne olur? Allah korusun. Rabbimiz muhafaza eylesin. Çünkü söylemediğimi söyleyen cennette, cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani niyet hayır, akıbet de inşallah hayırdır. Ama farkına varmadan yanlış Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz, Allah korusun, ya da onu kızdıracağımız, üzeceğimiz bir şey söylersek, Efendimiz'den bizi uzaklaştıracak bir şey söylersek endişesiyle başlıyorum. Bu programda şu rahatlık var, bunu dile getireyim. Netice itibariyle yanlış bir şey söylersem de canlı yayında dur kardeş öyle değil diyecek yürekte bir hocamla karşılıklı program yapmanın huzuru içerisindeyim. Safalar getirdiniz. İyisiniz inşallah hocam.
Allah razı olsun. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz hayatını merhale merhale işliyoruz. Tabii ki diğer program yaptığımız hocalarımızla da olaya şey mantığıyla bakmıyoruz. Hani bir tarihi kahramanmış gibi değil. Onun hayatında, hicretindeki nüanslar, işte neler söylemek istedi, neler yapmak istedi. Çünkü hani Cebrail gelmişti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani kapat dağları dese belki helak olacaktı ona zulmedenler. Ama o onların neslinden belki gelip iman edenler vardır diye buyurdu. Muhammedül Emin'di. Peygamberlik Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmeden önce bile insanlar ona güveniyorlardı, eminlerdi. İşte hatta dağın tepesine çıktı ve şuradan düşman geliyor desem ne yaparsınız diye sorduğunda inanırız sana dediler. Allah'a davet ettiğinde inanmıyoruz dediler. Aslında benim değerlendirmek istediğim şey şu, biz de kendi hayatımızda bunu yapıyoruz. Bazen kıymetli alimleri, hocaları, bazen değerli kitapları reddedebiliyoruz. Ya da hani aklımıza uymayan şeyler olduğunda, işte kafamız, akıl terazimizin tartamadığı ağırlıkta şeyler olduğunda reddedebiliyoruz şeytanın da tabiri caizse gazıyla. İşte tam olarak aslında sizinle bu programda bunu yapmak istiyorum. Efendimizin özellikleri, cömertliği, cesareti, biz kendimizi cömert zannederken cimriyizdir belki de farkında değiliz. Ve hani cömertlikle riya bulaşmadan cömertlik nasıl oluyor? Cömertlikle sadece cebimizdeki parayı vermek midir cömertlik? Hani kimilerine para harcamak kolay gelir ama tebessüm zor gelir. Tebessümün cömertliği olur mu mesela? Çocuklarının başını okşamak zor gelir, onları gezdirmek zor gelir. Çocuklarla ilgilenmenin, hanımla, eşle ilgilenmenin cömertliği var mıdır mesela? Burada cömert olunabilir mi? Bunları aslında detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü herhalde günümüzde bizim insanlara İslam'ı tebliğ edemememizin ana sebebi bizim Efendimizin hayatındaki bu noktaları yakalayamamamız. Yani İslam'ı ibadetten hasıl zannetmemiz. Yani ibadet ettiniz bitti gibi zannetmemiz. Efendimiz'i geldi, işte zaten birileri bunun için uğraşıyor. Geldi, Kur'an-ı Kerim ona indirildi, tebliğini yaptı ve gitti. Hani sanki normal bir insan değilmiş gibi. Yani o bir peygamberdi, biz nasıl yapalım onun yaptıklarını noktasında. Her biri birer yıldız gibi olan insanlar yetiştirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün güzel ahlakı, her türlü güzellikleri, işte cömertliği, cesareti, insanlara adil davranışı, hükümlerindeki isabeti, haset etmemesi, içinde müminlere, insanlara karşı kin, nefret olmaması, hep rahmet olarak gönderilişi, Cenab-ı Hak'tan ona yansıyan sıfatlardır. Yani Cenab-ı Allah'ın bütün sıfatlarından en yüce payı peygamberler almıştır. Peygamberler içerisinde de en üstün payı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam almıştır. Ve insanlar içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da biz öyle itikad ediyoruz, iman ediyoruz. Ashab-ı kiram almıştır. Çünkü onunla birebir muhatap olmuşlardır ve her haline vakıf olmuşlardır. Onu temsilen hareket ettiklerinin bilincinde, şuurunda olmuşlardır. Ve bizim gibi değiller. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan sonra andıklarında içleri ürperen, gözleri yaşaran, gönülleri titreyen insanlar. Bakmayın biz şimdi onu konuştuğumuzda, şimdi bazı yerlerde söyleniyor. Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde salavatı bile eleştirecek noktaya gelen, evet, peygambere muhabbetin ne olduğunu, peygambere sevginin ne olduğunu bilmeyen bir halete bürünüyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Cenab-ı Hakk'ı tanıtan insan, bize yaratıcımızı tanıtan insan, bize mahlukata karşı şefkatli olun diyen insan, hayatının hiçbir safhasında zulüm olmayan, haksızlık olmayan bir insan. Of bile dememiş, üf bile dememiş hocam. Bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken Ayşe validemiz diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihat dışında, savaş dışında ne bir kadına ne bir hizmetçisine el kaldırmıştır. Sadece cihatta mızrağını dağıtmış, taşını dağıtmış. Şimdi biz de yarım saatlik mesaide personelinin burnundan getiren insanlar olduk. Allah korusun. Yani şimdi bakınız,
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz şimdi cesaretini ve cömertliğini konuşacağız. Bu konuyu seçmemdeki benim sebep de şu. Bizim Müslümanlar olarak ecel ve rızık konusundaki itikadımızı tam manasıyla düzeltmemiz gerekiyor. Eyvallah. Çünkü başka türlü herhalde diğer alanlarda da kendimizi düzeltemiyoruz. İbadet anlamında diyorum hocam. Elbette. Yani rızkından endişe eden adam işte Ramazan ayında oruç tutmuyor, cuma namazına gitmiyor, vakit namazını kılmıyor, başını açıyor. Ya bunun birçok örneğine hepimiz zaman zaman karşılaşmış, görmüşüz. Ya şöyle şimdi tabii hayatımızda beşer olarak hatalarımız, isyanlarımız elbette olabilir, olur. Yani biz ne diyor, iman etmiş bir kimse bizim kardeşimizdir. Günahkar olması önemli değil. Önemli değil derken haşa günahı önemsiz gördüğümüzden söylemiyoruz. Bizim asıl ilgilenmemiz gereken mümin kardeşlerimiz de onlardır. Eyvallah. Hani çok bildik bir söz vardır. Eğer bütün günahlar sarhoş etseydi, yeryüzünde ayık bir insan bulunamazdı, kalmazdı, göremezdik. O yüzden biz o kardeşlerimizi asla kınamıyoruz. Ama bizim ecel ve rızıkla ilgili imanımızı, şuurumuzu, bilincimizi biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesaretinden ve cömertliğinden öğreniyoruz. Eyvallah. Bakın şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bizlere tavsiye ettiği, emrettiği ne kadar haslet ve amel varsa hepsini bizzat kendisi yapmış ve o hasletle kendisi bezenmiştir. Ve bizi sakındırdığı, uzaklaşmamızı istediği, aman ha buna yaklaşmayın dediği ne kadar amel, haslet varsa onların hiçbirini işlememiştir ve o özellik kendisinde de asla bulunmamıştır. Hiçbir şekilde. O zaten Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olan bir peygamber. Bütün peygamberlerimiz böyle ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştuğumuz için onun hakkında söylüyoruz. Onun koruması altında olan bir kimseden bahsediyoruz. Bir de hocam şimdi öyle durumlar var ki elhamdülillah ben cidden hani ilk başta program yapılması teklif edildiğinde şu endişeye düşmüştüm. Size de söyledim yayın arkasında. Hani Efendimiz'den konuşacağız ve benim ilmim yok, amelim yok. Yani boş teneke gibi bir adam olarak geziyoruz. Haddime mi acaba demiştim. Şunu öğrendim. Elhamdülillah Allah nasip etmiş. Haddime değildi. Haddimeymiş diyemiyorum tabii ki ama öyle güzel şeylerden nasiplendim şu programlar çerçevesinde ve şunu fark ettim. Hani bunu da şunu da söylüyorum. Düzenli olarak Efendimizin hayatını okumaya çalışan, işte bununla alakalı sohbetler dinlemeye çalışan bir insan olarak söylüyorum. Hiç tanımamışım. Şu programlarda maalesef ki hocam onu öğrendim. Hiç tanımamışım. Ve şunu da gördüm. Birinci bölümün sonuna geliyor. Toparlayıp bitireceğim. Birinci bölümün ikinci yarısına geçeceğiz bu programın. Şunu da gördüm. Mesela bir hocamız şey dedi. Efendimizin bir sünnetinden bahsetti hocam. Allah alem birçoğumuzun da bilmediği, unuttuğu bir sünnet. Ayşe validemizle yemek yerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela et var elinde diyelim. Nadiren olurmuş. Onu ısıttırırmış. Isırdığı yerden de kendisi ısırırmış. Bu sünneti dedi hoca uygulayan bir baba düşünün dedi. Onun evinde eşiyle arasında bir muhabbetsizlik olur mu mesela? Ne kadar doğru hocam? Suyu da mesela aynı şekilde. Evet hocam. Dudak izinin olduğu yerde. Hanımınızın ağzına bıraktığınız bir lokma bile sadakadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bakın bir teşvik anlamı taşıdığı gibi. Bu ne demek? Ya ben zaten çalışıp kazanıp geliyorum. Zaten lokmayı hazırlıyorum diye düşünmemek lazım. Evet. Şimdi zaman zaman sofrada o letafeti, o nezaketi göstermek gerekiyor. İşte yavrumuzun ağzına kaşıkla kendimiz verelim, ekmeğimizi verelim, işte eşimize aynı şekilde ikram edelim. Bu sofraya da bir güzellik katar. Efendimizin sünneti şuuruyla yapıldığında öyle itikad ediyoruz ki Efendimiz de oraya misafir olur. Amin inşallah hocam.
Ve yani şunu düşündüm. Şimdi ekranlarda psikologlar, işte aile danışmanları, yaşam koçları toplanıyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Şöyle yapın. Ya şunu yapan ailede mutluluk olur hocam. Ben bunu tahmin edebiliyorum rahatlıkla. Son mesela kaynana kayınpeder ilişkisinde de ve eş ilişkisinde de bir şey aklımda kalanlardan bir tanesini izleyen dostlarımızla sizin de gözetiminizle söylemiş olayım. Mesela bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Hazreti Ayşe validemizle bir problem yaşıyorlar. Efendimiz diyor ki tamam, madem problem yaşadık, şimdi demek ki yaşanıyor yani. Peygamber de olsanız yaşayabiliyorsunuz. Evet. Efendimiz diyor ki o zaman bir hakem tayin edelim, var mısın? Hazreti Ayşe validemiz varım diyor. Babanı Ebu Bekir'i tayin edelim hakem olarak, var mısın? Kabul ediyorum diyor. Alıyor Ayşe validemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yanına gidiyorlar. İşte önce sen mi konuşmak istersin, ben mi konuşayım diyor Efendimiz. Şimdi burada hani ben peygamberim. Hani demek istediğim şey şu. Biz sıradan kullar olarak, yani işte zaten üzerimize yükümlülük olan, bir ekmeği alan, alma mecburiyetinde olan insanlar olarak, ben bu evin reisiyim, öyle bir şey olmaz muhabbetindeyken Allah Resulü'nün nezaketi eşiyle. Sen mi konuşmak istersin, ben mi? Sen konuş diyor Hazreti Ayşe validemiz, ama doğruyu söyle. Söylediği kişi Allah'ın Resulü, peygamberlik yokken bile Muhammedül Emin olan birisi. Bu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam gücüne gidiyor ve Hazreti Ayşe validemize vuruyor. Efendimiz de kızıyor, kalkıyor, ben karımı sen dövesin diye getirmedim sana diyor, geri dönüyorlar. Yani düşünün ki böyle bir yuvada artık kaynana kayınpeder bu mevzulara karışabilir mi? Yuvanın selahiyetini bozabilir mi? Aslında. Çok şey var hocam. Bugün cömertlik ve cesaretle de inşallah daha cesur ümmetler olabilmek, ümmetin bireyleri olabilmek adına konuşacağız. Dostlar, daha biz konumuza giremedik. Ama birinci bölümü maalesef ki bitirdik. İnşallah ikinci bölümde devam edeceğiz. Kısa bir aramız var, bizden ayrılmayın. Kıymetli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını konuşmaya, Efendimizin özellikleriyle devam ediyoruz. Tabii daha başlayamadık, yani Bismillah dedik, programa başladık da Efendimizin özelliklerini konuşmaya başlayamadık. Gerçi şöyle bir şey var, yani bitiremeyeceğimiz de kesin. Bir ömür de bitmez zaten. Misafirimiz Mehmet Odabaşı hocamız, ilahiyatçı Mehmet Odabaşı hocamız, kıymetli hocamız da Efendimizin cömertlik ve cesaret özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız. Birinci bölüm çok keyifliydi. Tekrarını muhakkak izleyin kaçıranlar için. Onu söylemiş olalım. Çok güzel nüanslar vardı. Bize nasıl ulaşabilirsiniz onu da söyleyelim. Facebook, Twitter ve Instagram'da Recep Kara TR adreslerinden ve yine www.recepkara.net adreslerinden ulaşabilirsiniz. Söylemiş olalım. Hocam, Efendimizin aleyhissalatü vesselam hangi özelliğinden başlayalım? Cömertlik mi, cesaret mi? Zaten ikisini birlikte anacağız. Evet, çünkü hocam, Efendimiz aleyhissalatü, hani dedik ya, ecel ve rızık konusunda bizim inancımızı tasih etmemiz, imanımızı tasih etmemiz icap ediyor. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dualarında Allah'a sığınırken cimrilik ve korkaklıktan Allah'a sığınırım diye ikisini birlikte söylüyor. Yani şöyle anlayabilir miyiz hocam, aslında çok özür diliyorum, böldüm ama zaten korkak adam cömert de olamaz. Mümkün değil. Çünkü parasının biteceğinden korkar en başta. Elbette. Ya da işte o cömertlik artık neyse, ne alanda yapacaksa onun biteceğinden ya da istismara uğrayacağından korkar. Elbette. Şimdi bakın, Hasan-ı Basri Hazretlerinin bir sözü var. Diyor ki, iki özellik vardır ki bu iki özellik düzgün olursa, salih olursa, diğer bütün özelliklerin salih olmasını sağlar. Eğer bozuk olursa, bu diğer bütün özellikleri de bozar. Nedir o? Bu kimse zalimlere meylediyor mu, etmiyor mu? Bir. İkincisi de, nimet anında azgınlaşıyor mu, azgınlaşmıyor mu?
Aslında zalimlere meyil neden olur? Cesaretsizlikten olur. Nimet anında azgınlaşmak neden olur? Mala düşkünlükten olur. İşte Hasan-ı Basri Hazretleri aslında bu sözüyle, bendenizin anladığı kadarıyla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o cimriliğe ve korkaklığa bakış açısını, niçin bunlardan Allah'a sığındığını bize anlatıyor. Çünkü hem korkaklık hem cimrilik kişiyi şahsiyetsizleştiren, onurunu yerle bir eden ve Allah'a karşı sanki adeta can benim canım, mal benim malım diye bir meydan okuma içeriyor. Allah korusun. Söylemiştik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün özelliklerinde emrettiği veya tavsiye ettiği her işte ona öncelikle kendisinin zaten sahip olduğuna işaret etmiştik. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bir de şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özellikleri onun peygamberlikten sonra kazandığı özellikler de değil. Evveliyatında da o öyledir. Hem cömerttir hem korkusuzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çocuk denecek gençliğin ilk çağlarında Ficar Savaşları denilen savaşlara katıldığı, yani orada kendi amcalarına destek olmak için o savaşlara katıldığına dair bilgilerden haberdarız. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağarada inzivaya çekiliyordu değil mi peygamberliğinden önce? Hocam burada bir ufak bir dipnot izleyenlerimize verebilir miyim? Buyurun. Yani inzivaya çekildiği mağara dediğimiz yerde böyle aklımıza dostlar insanların çevresinde olduğu, pikniğe geldiği falan bir yer gibi düşünmeyin. Issız. Şehirden uzak. Bir yer. 45 dakikada bugün çıkıyorsunuz. 45 dakikada da iniyorsunuz. 4 tane kaya, 3-4 tane kaya şöyle vurmuş bir boşluk. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez. Tabiri herhalde orası. Peki bizim insanlara yardımcı olabilmek için maddi imkana ihtiyacımız. Maddi imkanımız yok. Şimdi emeğimizle yardımcı olabiliriz. Tam burada devreye gireceğim. Cömertlik dediğimiz şey paranın harcanması mıdır? Yoksa para dışında da cömert, yani mal infakı dışında da yoksa... Canından, zamanından, emeğinden yapılan her türlü fedakarlık aslında bir nevi cömertliktir. Eyvallah. Ama hadis-i şeriflerde bizim şu anda konuştuğumuz maddi anlamdaki cömertlikten özellikle bahsettiğimiz için diğerleri üzerinde belki fazla duramayacağız. Tabi burada bu işin samimiyetle yapılması önem arz ediyor. Bizim de o samimiyeti elde edebilmemiz için gönlümüzde o mala karşı o tutkunun, sevginin kalmaması lazım. Evet. Eğer bizim mala, dünyaya karşı bir hırsımız, düşkünlüğümüz söz konusu ise o zaman bizim cömert olma imkanımız olmayacaktır. Allah yolunda mücadele etme şevkimiz de kalmayacaktır. Çünkü zaten korkuyorsun. Dünyaya hırsla bağlanmışsın. Ayakların yerde çakılıp kalırsın. Allah korusun. Zaten mümini münafıktan ayıran özelliklerden bahsedilirken İmam Gazali Hazretleri İhya'da anlatıyor. Nisa suresi 77. ayet-i kerime üzerine konuşurken münafıklar diyorlar ki ya niye bize bu savaş farz kılındı? Biz burada oturup kalsaydık, bize belli bir vakte kadar mühlet tanınsaydı gibi böyle istekleri, arzuları oluyor. Evet. İmam Gazali Hazretleri şöyle ifade etmiş, buradan nakledeyim. Diyor ki, bu ayet-i kerime münafıkların durumu ile zahitlerin halini ortaya koyan ayettir. Biz şimdi zahit dediğimizde de onu yanlış anlıyoruz. Evet. Sanki zahit... İbadet için kıyıya köşeye çekilmiş insan gibi algılıyoruz. Hayır. Zahit gönlünde dünya sevgisi olmayan, dünya sevgisi olmadığı için de Allah yolunda mücadeleye koşturabilen kimsedir. Allah dostları zikri, tevhidi okuturken, insanlara bunları tavsiye ederken gönülleri Allah sevgisiyle dolsun, o gönülde dünya sevgisi kalmasın. Ve Mevlamızın yolunda daha rahatlıkla mücadele edebilsinler, hizmet edebilsinler diye bunları tavsiye ederler. Bakınız, münafıklar
dünya metaı uğruna burada kalmayı arzu ederler. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi düşünürler. Yine ayet-i kerimede öyle anlatılıyor. Onlar da cihada çıkmasalardı, bizimle birlikte kalsalardı öldürülmeyeceklerdi derler. Cenab-ı Allah ne diyor? Siz sanki çıkmadığınızda ebedi bir hayat mı yaşıyorsunuz dünyada? Siz de bir gün öleceksiniz. Siz de bir gün öleceksiniz. Bu dünya ebedi değil. O zaman korkmanın bir anlamı yok. Halbuki Allah'ı seven zahitler birbirlerine kenetlenmiş binalar gibi Allah yolunda savaşır ve iki güzellikten birine ermeyi arzu ederler. Ya şehadet ya gazilik. Bu ikisinden birini arzu ederler. Bakın bizim neslimiz, işte bu 15 Temmuz'u gören nesil aslında bir yönüyle çok şanslı bir nesil. Niye? Çünkü ecdadının kulaktan duyduğu, kitaplardan okuduğu kahramanlıklarını bizzat yaşayan insanları gördüler. Şimdi mesela bizim yavrumuz diyor ki, hocam diyor, baba diyor, bizim okula diyor, işte Safiye ablamız geldi diyor. Elinde bastonla geziyordu diyor. Ayağından vurmuşlar onu diyor. Bak çocuğun zihnine demek ki Allah yolunda mücadelenin bir numunesi yerleşmiş oluyor. Zalime karşı duruşun bir numunesi yerleşmiş oluyor. İki güzellikten birine ulaşan insanları gördüler bizzat. Şu anda da yine hala görülüyor. Bu kahramanlık dediğimiz şey kolay bir husus değil. Aynen öyle. Bakın kendimizi şuradan kıyas edelim. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Kış, kar yağmış, insanlar stadyumu doldurmuş. Recep Bey kardeşim, adam kardan adama dönmüş oturduğu yerde neredeyse. O halde maçı izliyor. Niye? Çünkü seviyor. Seviyor. Onun gönlünde o maçı izlemekten, o takıma tutkudan başka bir şey yok. Yani ısıtıyor aslında o sevgi onu. Üşüdüğünü bile hissetmiyor. Şimdi Allah sevgisi böyle bir sevgiyle kıyas edilebilir mi? Asla. Belki anlamamız için misal olarak bunu gösterdik. Ama Allah'ın sevgisi hepsinden daha üstün. Ezan okunuyor. Hanımefendi diyor ki, ezan okunuyor. Akşam namazından camide kılacaktım. Öyle söz vermiştin. Ya şimdi yağmur yağıyor dışarıda, çiseliyor. Islanmayayım evde. 2 dakika şurada kılarız. Ya. Hep biz kolayına kaçıyoruz. Evet. Halbuki vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Halbuki müminler muhabbetçe Allah'a çok daha şiddetli bir şekilde tutkundurlar. Yani Allah'a muhabbetleri pek şiddetlidir onların. Çok kıyas kabul etmez ötekilerle. Demek ki bakın böyle bir takım zevkler için veya daha ötesinde batıl bir takım arzular için insanlar gecelerini gündüzlerine katabiliyorlar. Dünyayı kazanmak uğruna gözlerini hırs bürüyor, hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Olabiliyor bu. Halbuki bu dünya hayatı gelip geçici. 1000 yıl yaşasan da her nefis ölümü tadacak. Amenna. O zaman gelip geçici dünyaya hak ettiği değeri vermek lazım. Dengeyi bozmadan. Yoksa biz değerimizi kaybediyoruz. Çok abi yani bir Facebook sözü olacak ama affınıza sığınıyorum. Evet. Hocam tam yerine geldiği için söylüyorum. Geçenlerde görmüştüm, ondan sonra tefekkür etmiştim. Şey diyor, işte 3 liralık insana 5 liralık değer verirseniz 2 liralık değer kaybedersiniz diyordu sözde. Ben de onu şöyle anladım. Şimdi sizin söylediklerinizle birleştirince, 3 liralık dünyaya 5 liralık değer verirsek dünya bizden 2 liralık çalıyor yani. Daha fazlasını hatta çalıyor. Bizi sıfırın altına indiriyor o zaman o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinde ve yetiştirdiği ashabında dünyaya sevginin zerresi yok. Eyvallah. Hocam öyle olsa yani dünya sevgisi olsa Musab bin Umeyr'di sanırım değil mi? Annesi Mekke'nin yakışıklısı, annesi zengin, direğe bağlıyor. Yine de Allah Resulü'nden vazgeçmiyor. Şehadeti böyle insanı mahvediyor zaten. Tabii. Ya da Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri'ydi sanırım. İşte pantolonu tamamlanmıyor ya, ayağına kadar erişmiyor. Öyle. Yani o erler öyleydi. Şimdi bakın İmam Gazali devamında... Bu erler nasıl öyle olabilir onu konuşalım hocam. İnşallah. Ya onlara benzemeye çalışmamız icap ediyor. Yani biliyoruz, amel etmemiz gerekiyor. Onlar vermiş, biz de verelim. Çevremizdeki fakiri, yoksulu, ihtiyaç sahiplerini bulmaya çalışalım. Hiçbir şey yapamıyorsak kötülüğümüz dokunmasın.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani şu sadakadır, şu iyiliktir, şu güzelliktir. Bunları yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsunuz. O zaman şerriniz dokunmasın, zararınız dokunmasın. Nötr olalım yani. Hiç olmazsa zararımız dokunmasın. Bakın İmam Gazali devamında diyor ki, şimdi bu iki güzellikten birini umarlar. Onlar cihada çağrılınca cennetin kokusunu alırlar. Susuz bir kimsenin susuzluktan bağrı yanmış, buz gibi suya hasret çektiği gibi onlar da Allah'a hasret çekip cihada koşarlar. Niçin bunu yaparlar? Allah'ın dinine yardım ve şehadet arzusuyla. Bunlar yataklarında ölecek olurlarsa şehadete erememenin üzüntüsünü yüreklerinde hissederler. İşte ashab-ı kiramı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yetiştirmiş. Bu arzu oldukça, yani düşüp onlar bana ne yapabilir ki diyor. En fazla yapabilecekleri öldürmek. Ben de ölmek istiyorum zaten. Zaten ben Allah yolunda bu canı feda etmişim, bu arzudayım. O yüzden müminlerin, bizim milletimizin, İslam ümmetinin o cihat aşkını, şehadet arzusunu gönüllerinde hep diri tutması icap ediyor. O diri tutulursa zaten yatakta bile ölse şehittir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi birilerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmetin yüreğinden dışlama çalışmaları, işte Kur'an bize yeter demeleri, ya da işte başka bir kesimin, bunlara bana kalırsa, bu benim fikrim, yakın bir kesimin, işte yani niye Hristiyanlar da cennete gitmesin, iyilerse giderler deyip, işte ne derler, diyalogçu olması falan falan falan. Aslında bütün bunların tamamı Efendimiz yani Aleyhisselatü Vesselam'ı dışlamak, sonrasındaki aşama ise insanların yüreğindeki bu cesaret ve cömertlik aşkını yok etmek için. Zaten şöyle bakınız, eğer hayattan peygamber çıkarsa insanın nefsi kalır. İnsanın kendi aklı kalır. O da kendi kendine yetmez. Şimdi bizi dinlerken biz haşa aklı dışladığımız için söylemiyoruz. Ama aklın nakıs kaldığı yer var. Terazinin kaldıramadığı yer var. Ya bakınız biz sadece şu oturduğumuz yerde bile, bakın sadece şu oturduğumuz yerde bile bu odada ne var ne yok ben hiçbirini bilmiyorum. Yani bazı şeyleri görüyorum ama bilmediğim o kadar çok şey var ki. Aklımla, fikrimle ben şer'i emirleri yorumlarım. Cenab-ı Allah'ın bana verdiği akıl çok yüce bir nimettir. Ama aklın tıkanıp kaldığı yerler vardır. Teabbüdi konular vardır. Çözemediği yerler vardır. O zaman ne yapıyor? İlimde rusuh ehli Âl-i İmrân suresinde anlatılır. Hepsi Rabbimizin katından değil diyor ve iman ediyor, teslim oluyor. Çözemediğimiz yerde iman edeceğiz. Bana hangi Allah'ın kulu çıkıp meleklerin varlığını aklıyla ispat edebilir? Bana hangi Allah'ın kulu cinlerin varlığını aklıyla ispat edebilir? Bana hangi Allah'ın kulu ahireti, cenneti, cehennemi aklıyla ispat edebilir? Mümkün değil. İspat ediyorum dese bile o akli ispat değildir. Nakle dayanarak akli ispattır. Nakle dayanarak yapılan akli ispatın sadece aklı çalıştırmak dışında salt akıl olarak ispatı mümkün değil. Şimdi hatta şimdi çok iddialı bir şekilde söylemiş olacağız ama Cenab-ı Hakk'ın varlığını bile salt akılla belki bir noktaya kadar ya bu kadar alemi muhakkak var eden birisi vardır diye bulabilirsiniz. Ama devamını çözemezsiniz. O zaman orada peygambere ihtiyacınız var. Evet, yani ne içinlere, nedenlere girdiğimizde tıkanıyor olay yani. Bunu biz Kur'an'da da şöyle görmüyor muyuz hocam acaba? Yani uygun mudur diye soruyorum. Cehaletimi bağışlayın. Hani melekler Rabbimiz insanı yaratacağı zaman sana yeniden isyan edecek, fitne çıkartacak birini mi yaratacaksın dediğinde siz bilmezsiniz ben bilirim. Evet. Sırrı tam da burada aslında değil mi hocam? Melekler açısından da öyle. Melekler de bilemiyor. Eyvallah. Şimdi onlar da bilemiyor. Melek bilemiyor. İnsan nasıl bilsin? İnsan da kendi zaviyesinden bilemediği hususlar var. İşte sana ruhu sorarlar. De ki o Rabbimin emrindendir diyor Cenab-ı Allah. Demek ki onun bilgisini gizliyor. Eyvallah.
O zaman bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bakınız bu itikadımızı, imanımızı asla elimizden almamaları lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Diyor ki ya Resulallah benim Yahudi bir komşum var onunla Tevrat mütalaa ediyorum. Efendimizin yüzü çehresi değişiyor. Çok kızıyor. O yanlarında Allahu Alem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz veya başka bir sahabi daha var. Hatırlayamıyorum. Belki seyircilerimiz tespit ederlerse yazarlar size. Fark ediyor Efendimizin rahatsız olduğunu. Hazreti Ömer'e daha sonra gelip diyor ki sen fark etmedin mi Allah'ın Resulü'nün rahatsızlığını? Fark edemedim. Bak sen öyle söyleyince çok rahatsız oldu. Geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah ben Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, din olarak da İslam'dan razıyım, hoşnutum. Bunların dışındakileri de kabul etmiyorum deyince Efendimiz rahatlıyor ve diyor ki eğer kardeşim Musa bugün yaşıyor olsaydı bana ittiba ile emrolunacaktı. Bana uyması kendisine emredilecekti. Ali İmran suresinde zaten Cenab-ı Hak bütün peygamberlerden, istisnasız bütün peygamberlerden bir söz almıştır. Kendilerinden sonra gelecek olan peygambere uyacaklarına ve ona destek olacaklarına dair. Ve o peygamberler de kendi ümmetlerinden söz almışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bakmayın şimdi yani ehli kitap hiçbir yerde adam akıllı övülmez. İçlerinden çok istisna bazı kimseler övülür. Onlar da zaten iman etmişler. Yani Allah'a ve peygamber aslında inanıyorlar yani geleceğine. Ehli kitap dediğimiz taife Kur'an-ı Kerim'de övülmemiştir. Bunu bilsin kardeşlerimiz yeterli. Çok önemli bir husus. Zaten hocam şimdi ben şunu düşünüyorum şu kafayla. Yani eğer övülecek kadar kitaplarına ve peygamberlerine bağlı kalsaydı bir sonraki aşamaya geçilmezdi. Zaten bakın şimdi şöyle bizim batıda... Yani bir sonraki aşamadan kastım diğer din yani İslam'a gelmezdi, devam ederler. Batıda araştırma yapan birisi, şimdi biz peygamberlerimizin hepsine iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ve hiçbir peygamberimizi asla tahkir etmeyiz, o bizi dinden çıkarır. Onları rencide edecek hiçbir söz söylemeyiz. Asla onlarla alay etmeyiz. Onlara iman ederiz. İman açısından bakın iman açısından Hazreti İbrahim'e imanımız ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız, Hazreti Musa'ya imanımız ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Hazreti İsa ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız arasında hiçbir fark yok. Hepsine aynı şekilde iman ederiz. Hiçbir edepsizlik göstermeyiz. Batı'da araştırma yapan bir akademisyen onların peygamberlere karşı tutumlarını görmek için böyle bir kiliseye veyahut da işte o insanlarla röportajlar, görüşmeler falan yapıyor. Onların Hazreti İsa ile ilgili anlayışlarını, alaysı şeylerini görünce ya diyor benim bunlardan alacak hiçbir şeyim yok ki. Kendi peygamberine bile böyle söyleyen, böyle düşünen bir kimse benim peygamberim hakkında neler düşünmez? Şimdi bizim edebimizi, ahlakımızı bütün peygamberlerimize karşı en üst seviyede koruma. Hatta biz hocam yani peygamberlerimizin dışında bile hani puta tapan bir adamın bile Allah'ın ona o imkanı tanımasından dolayı yanlış bir şey de söylemek istemem. Yani onu iradeyi vermesinden dolayı putuna değil ama iradesine saygımız olur. Yani şöyle saygı demeyelim ona da saygım yok benim böyle şeylere. Hani şey anlamında diyorum hocam saygı tam karşılamamış olabilir. Hani kızmayız yani şey yapmayız ne derler böyle hakaret etmeyiz yani. Ya biz hiç kimseye hakaret etmeyiz. İnancının yanlış olduğunu söyleriz ama saygı duymam. Yani ben İslam'ın dışındaki hiçbir anlayışa saygı duymam. Bir de hocam şunun ince ayrıntısını yaparak programı bitirebilir miyiz? Aynen. Şimdi bazı programcılar bunu çok yapıyorlar. Ben onun için özellikle konuşmak istiyorum. Şimdi İslam dışındaki dinler tabiri aslında ciddi bir hem anlatım bozukluğu hem de itikadi bir problem. Çünkü İslam dışında bir din yok. Doğru mudur hocam? Hatta daha da ötesini söylüyorlar. Semavi dinler diye tabir ediyorlar. Bunlar hep yani diyaloğun getirdiği tehlikeler bunlar. Halbuki Allah katında tek din İslam. İslam'ın bozulmuş şekilleri var.
tahrif edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yahudilerin İslam'ı tahrif ettikleri, Hristiyanların tahrif ettikleri, bozdukları, böyle saf, duru bir şekilde tevhid inancı yok ki. O zaman bizim tamam bir insan olarak onlarla muhataplığımız olur, ticaretimiz olur, alışverişimiz olur, görüşmemiz olur. Ama hiçbir şekilde ben onlara ya arkadaş ben senin inancına saygı duyuyorum demem. Bu benim için çok tehlikeli bir durum. Nedir? Benim inancıma göre senin bu inancın kafirliktir. Kafirliktir. Bak. Yahudilik bizim açımızdan kafirliktir. Hristiyanlık bizim açımızdan kafirliktir. Daha ötekileri hiç konuşmuyorum bile. Kaldı ki din diyelim bir de. Yani. Ha, şimdi Allah katındaki tek din İslam. O bizi Müslüman diye isimlendirdi. Ve İslam'ın en önemli iki şartı nedir? Allah'a ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme imandır. Bu iman olmadıkça bu İslam dairesine girilmez. Kelime-i tevhid söylenmedikçe iki parçasıyla birlikte İslam dairesine girilmez. O zaman İslam'ın kendisine ulaşmadığı veya ulaştığı halde yanlış ulaştığı kişilerle ilgili olarak belki şunu söyleyebiliriz. Bunlar acaba bir fetret ehli gibi değerlendirilip onların durumu Allah'a ısmarlanır, Allah'a bırakılır. Ama kendilerine İslam ulaşmış, anlatılmış, İslam'ı doğru yoldan öğrenme imkanı bulmuş ama buna rağmen inkar etmişse kendi iradesiyle inkar etmiş. O zaman biz sunuculara da bilhassa düşen kıymetli dostlar en önemli aslında birçoğumuzun yani hepimizin konuşan herkese düşen çok önemli bir kelime farkına varmadığımız problemlerden biri diğer dinler kelimesi diğer dinler değil inançlar diyebiliriz. Ya şöyle Kur'an-ı Kerim'de dinler tabiri bizim eski kitaplarımızda ediyan tabiri kullanılmış diğer dinler beşeri dinler kullanılır. Şimdi Cenab-ı Allah'ın peygamberlerle vasıtasıyla gönderdiği dinler var farklı dinler var. Ama semavi dinler tabiri yanlış. Tehlikeli. Doğru bulmuyoruz onu. Hatta bizim geçmiş kitaplarda bu ifade kullanılıyor olsa bile yanlış. Var bizim klasik eserlerde geçmiş. Ki o klasik eserlerden alıp kullanan ama mecrasından saptıran kesimler var. Bu çok tehlikeli. Yoksa ıstılah olarak belki kullanılmış, kullanılıyor. Ama siz buradan yola çıkarak sanki bütün dinleri İslam'la aynı seviyede değerlendirdiğinizde İslam da olsa cennetliksin, Yahudilik de olsa cennetliksin, Hristiyanlık da olsa cennetliksin. Böyle bir din yok. Böyle bir şey yok. İslam'la hiçbirisi eşitlenemez. Eyvallah. Bu tehlikeli. Çok teşekkürler hocam. Programın sonuna geldik. Daha hala biz cömertlik ve cesarete girip de tam anlamıyla konuşamadık Efendimizin aynen özelliklerinden. Bir dahaki programa kaldı kıymetli dostlar. Ekranlarını yeni açanlar ya programı da kaçırdık şimdi nasıl oldu diyenlere söyleyelim. Bir dahaki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın tekrarını ise YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Misafirimiz İlahiyatçı Mehmet Odabaşı hocamızdı. Çok leziz bir konuşmaydı. Sürçülisan eylediysek affola. Şaşarız efendim çünkü beşeriz. Görüşmek üzere. Selametle.